Ben Yılmaz Özdil'in bazı videolarını sarhoş kafayla çektiğine şüpheleniyorum. Gazeteciyim diyen birçok kişiyi cebinden çıkarır. Şimdi böyle birinin çekmiş olduğu bazı videolarda kullanmış olduğu cümleleri duyunca insan diyor ki nasıl yani? Emin olun konulara o kadar saçma sapan bir şekilde yaklaşıyor ki sarhoş kafayla çektiğini düşünmemek mümkün değil. Çekmiş olduğu son videoda saçmalama rekoru kırmış. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ı bir tokatla yere sermesi Yılmaz Özdil'i dertlendirmiş. Olur, bu duruma eleştirme hakkı var tabii ki. Ama gelin görün ki Yılmaz Özdil Alpay Özalan üzerinden AK Parti'ye ve AK Parti'ye gönül verenlere demediğini bırakmamış. Önce kendisini bir dinleyelim, sonra üzerinde konuşuruz. Hakan Şükür, ya milli takımımızın kaptanıydı ya. Avrupa'da, Dünya Kupası'nda defalarca göğsümüzü kabarttı ya Hakan. Kafasına bunun AKP şapkası taktılar. Kendini de bitirdi kardeşim. Bu milletin kendisine olan sevgisini de bitirdi. Hamza Yerlikaya, asrın güreşçisiydi, sarayın güreşçisi olmayı tercih etti ya. İşte AKP milleti. Dünya sırtını yere getirememişti ama dünyanın ona yapamadığını kendi kendine yaptı ya. Kenan Sofuoğlu, hem dünya şampiyonumuzdu, hem de dini inancı gereği bahisten gelen milyonlarca liralık telif haklarını kabul etmeyecek kadar tevazu sahibiydi. AKP milletvekili yaptılar abi zorla. Yani o mütevazi sporcu gitti, egosu patlamış bir kibir abidesi geldi. Rıdvan Dilmen, Arda Turan. Şimdi bu açıklamaları dinledikten sonra Yılmaz Özdil'in sarhoş olmadığını kim iddia edebilir? Şayet geceden kalmamışsa acilen doktora gitmesi lazım. Google'dan derlemiş olduğu Atatürk'le ilgili bilgileri kitaplaştırarak o zamanın parasıyla kitap başına 2500 lira para kazanmıştı. Tabi hal böyle olunca herkesi kitabını alan kesim gibi saf zannediyor. Ne kitlersen kitle, nasıl olsa seni dinleyen saftirik bir kesim var, yutarlar. Diyor ki hem vallahi hem billahi ben Alpay Özalan'ı çok seviyordum. İzmirliler Alpay Özalan'a bayılıyorlardı. Adam asrın liderinin peşinden gitti. AK Parti milletvekili olduktan sonra kendini kaybetti. Bir dönem Fair Play ödülü alan Alpay Özalan'ın gelmiş olduğu duruma üzülüyorum, kahroluyorum diyor. Alpay Özalan'ın da kahrolduğu muhtemeldir. Çünkü AK Parti'nin peşine takıldıktan sonra toplum tarafından sevilmez bir isim oldu. İzmirliler onu görmek dahi istemiyor. Bu cümleleri de yemin ederek söylüyor. Ya Yılmaz Bey, Allah billahi aşkına, Alpay Özalan o kadar oyu nereden aldı, milletvekili oldu? Çok merak ediyorum. Şayet İzmirliler Alpay Özalan'ı sevmiyor diyse neden milletvekili olarak kendisini seçip İzmirlilerin temsilcisi konumuna getirdiler? Tabi Yılmaz Özdil'in eleştirilerinden sadece Alpay Özalan nasibini almamış. Alpay Özalan üzerinde bir de örnekler veriyor. Mesela diyor Rıdvan Dilmen. Yazık, bizim Rıdvan'ımızdı, canımızdı, cicimizdi. Gidip AKP'nin peşine takılınca toplum tarafından bir anda dışlandı. Artık Rıdvan Dilmen'i kimse istemiyor. Aynı şekilde Arda Turan için de bu yorumu yapıyor. Arda Turan ne zaman ki AK Parti'yi desteklemeye kalkıştı, kendi kendini bitirdi. Ya sokağa çıkıyorsun, billboardların neredeyse tamamında Arda Turan'ın fotoğrafı var. İstenilmeyen bir Arda Turan'ın Amazon'da belgeseli yayınlanıyor. Madem bunlar toplum tarafından yok hükmünde sayılıyorlarsa niye bu kadar rağbet görüyorlar? Rıdvan Dilmen yorumcular arasında en çok tercih edilen kişi. Bir de Hakan Şükür için dizini dövüyor. Bak 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 bak. Hakan Şükür bizim ciğerimizdi ya. Gitti AKP'nin kuyruğuna takıldı. O da kendi kendini bitirdi diyor. Hakan Şükür'ü AK Parti mi bitirdi? FETÖ'ye bağlı bir isim olarak yurt dışına firar etmedi mi? Yılmaz Bey'imize göre Kenan Sofuoğlu da AKP'den milletvekili olup kendi kendini bitirmiş. Toplum tarafından artık istenilmeyen bir isim olmuş. Hele milli güreşçi Hamza Yerlikaya için söylemiş olduğu cümleler. Hamza Yerlikaya dünyanın en saygın güreşçisiydi. Onun belini yere getirebilene aşk olsun. Bütün dünya bu konuda hemfikirdi. Hamza Yerlikaya'yı yenebilen tarihin pehlivanı olarak kabul edilirdi. Ve fakat AKP'ye ne zaman milletvekili olduysa bırakın dünyanın gündeminde, Türkiye'nin gündeminden de düştü. Vallahi de billahi de çok üzülüyorum, kahroluyorum. Bunlar aslına bakarsanız bizim adamlarımızdır diye de hayıflanıyor. Yılmaz Özdil'in söylemlerine göre siyasete soyunan
Ama AK Parti için birkaç kelam eden, AK Parti'nin adayları arasında gösterilen herkes Yılmaz Özdil'e göre kendisini bitirmiş, toplum tarafından da istenilmez bir konumdaymış. Bu noktada insan ister istemez birkaç hatırlatmada bulunmayı ihtiyaç hissediyor. Şimdi Yılmaz Beyciğim, siyasete soyunan insanlar ilk defa AK Parti tarafından çağrılmadılar ki. Türk siyasi tarihinde bugüne kadar bütün siyasi partiler gözde olan insanları kendi çatısı altında topladılar. Örnek mi istiyorsun? Erdal Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara'nın bir ilçesine belediye başkanı seçilmedi mi? Şimdi Erdal Beşikçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiği için toplumun bu kesimi tarafından nefretle mi anılıyor? Bir zamanlar Fatma Girik SHP'den Şişli Belediye Başkanı seçilmişti. Belediye başkanı olduktan sonra toplumun bir kesimi Fatma Girik'ten nefret falan mı etti? Ben hiç şahit olmadım bu sürece. Yine Cüneyt Arkın Anavatan Partisi'nin adayıydı. Gerek bu adaylık sürecinde olsun gerek yaşantısı boyunca olsun Cüneyt Arkın toplumun tamamı tarafından hep el üstünde tutulup takdir edildi. Bak şimdi aklıma bir isim daha geldi. Sırrı Süreyya Önder'de siyasete dahil olan ve şu anda meclis çatısı altında bulunmasına rağmen toplumun ciddi bir kesimi tarafından hem seviliyor hem de sayılıyor. Barış Manço'yu bu toplumun tamamı sevmiyor mu? Doğru Yol Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayıydı. Keza Halit Ergün, o da siyasetin içerisinde bugün bile var. Bundan dolayı Halit Ergün'den nefret eden bir kesim var. Mehmet Aslantu tipin Muğla Belediye Başkan adayı oldu. Kazanamasa da ciddi bir şekilde oy aldı. Bugün Mehmet Aslantu'yla ilgili olumsuz bir görüş ortaya koyan kimse yok ki. Zülfü Livaneli oldum olası sanatçı kimliğinden çok siyasi kimliğiyle hep ön plana çıkıyor. Zülfü Livaneli'den nefret eden kaç kişi var bu ülkede ya? Hele bize bir söylesene Yılmaz Bey, kurban olduğum. Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya, Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Kenan Sofuoğlu'nu çok güzel diline dolamışsın. Kendine göre onların hakkını, hukukunu savunuyorsun. Toplum tarafından sevilmemelerinin telaşını yaşıyorsun. İyi güzel de dönüp de bir Tarkan'a da iki laf etseydin ya. Çıkıp AK Parti karşıtlığı bir şarkı besteleyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde gideceğinin umudunu bu topluma aşıladı. Ancak gidecek dedi, kimse gitmedi. Bu kadar fanatikçe CHP'ye bağlı olduğunu belirten Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun bulunmuş olduğu bir ortamda şükürler olsun üzerimize güneş gibi doğdunuz Sayın Ekrem İmamoğlu demişti. Buna rağmen toplum tarafından nefretle anılan bir isim değil. Şahan Gökbakar'ın AK Parti'nin aleyhinde konuşmadığı tek bir gün mü var? Rıdvan Dilmen'le Arda Turan'ın yaptığını aleni bir şekilde çıkıp yapmadı mı? Bunu yapmasına rağmen toplum tarafından nefretle anılan bir isim olmadı ki. Rıdvan Dilmen'le Arda Turan'ın yapmış olduğunu birebir yaptı. Seçmenin CHP'ye oy vermesi için adeta yalvardı. Arda Turan'la Rıdvan Dilmen'i diline doluyorsan dürüst bir gazeteci olarak Şahan Gökbakar için de iki kelam etmeni beklerdik de. Yılmaz Özdil'e göre Cem Yılmaz toplum tarafından istenilmeyip sevilmeyen bir insan. Çünkü CHP için çırpınırken AK Parti için de karalama kampanyası başlattı. Hatırlayın koltuğun altındaki kazı. O kazla nerede poz verdi? Kaz Dağları'nda. Athena Gökhan mesela ya da şarkıcı Gülşen. Bu isimler de Yılmaz Özdil'e göre toplum tarafından nefretle yad ediliyorlar. Ya her şeyi geçtim. Tarık Akan, Edip Akbayram, Atol Behramoğlu ve daha nice sanatçıların İstanbul Bostancı'da tertiplemiş olduğu bir gecede AK Parti'nin aleyhinde sloganlar atılmadı. Bu gece CHP'nin o zamanki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün CHP teşkilatı tam kadro halinde o geceye katılıp AK Parti'nin aleyhinde faaliyet yürütmediler. Kemal Kılıçdaroğlu orada konuşmacıydı. Yapılan konuşmalar neydi biliyor musunuz? Çağdaş bir Türkiye için bir araya geldik. Bu arada ben bunların çağdaşlık anlayışını da anlayabilmiş değilim. Bir ülkenin çağdaşlığını neyle anlarsın? Eğitimiyle anlarsın, sanatıyla anlarsın, sanatçısıyla anlarsın, duble yollarıyla anlarsın, ulaşımıyla anlarsın, milli savunmasıyla anlarsın, sağlık sistemiyle anlarsın. Tüm bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı döneminde oluşmadı ki. Cumhuriyet tarihi boyunca 7-8 kilometre
duble yol yapılmıştı. Hastanelerde fareler cirit atıyordu. Milli savunma adına ürettiğimiz bir kasa turamız yoktu ya. Sanatçılar için yapılan gösteri merkezlerinden birisi Taksim'de duruyor. İnsan içine girince uzay üssü zannediyor. Eğitim sistemi derseniz bunların iktidarında üniversitelerin olmuş olduğu il sayısı 5 parmağa geçmezdi. Şimdi her ilde bir üniversite var. Keza sağlık sisteminde yapılan devasa şehir hastanelerde çağ dışı diye ilan etmiş oldukları AK Parti döneminde yapıldı da. Milli savunma sistemimizde gelmiş olduğumuz durum ortada. Her ne kadar kabul etmeseler de kendi arabamızı üretiyoruz. Şimdi hal böyleyken bunların çıkıp çağdaşlıktan bahsetmeleri komik ötesi bir şey ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmacı olarak katılmış olduğu o gecede slogan halinde ne demişlerdi? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bostancı'da bu sloganı atarlarken Ankara'da da Mustafa Kemal'in itleri diyen insanlarla gidip kol kola giriyorlardı. Başka bir sloganları daha vardı. Onurlu bir ülke istiyoruz. Hakikaten siz onurlu bir ülke mi istiyorsunuz? Onun için mi peşinden koşmuş olduğunuz liderleriniz gidip bu ülkeyi ikide bir dışarıya şikayet ediyorlar? Onurlu dediğim bir ülke onurlu insanlar tarafından yönetiliyor. Biz de toplum olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülke adına ne kadar onurluca bir mücadele ortaya koyduğuna şahidiz. Bu gerekçeyle zaten dört elle kendisine sarılmışız. Şimdi o geceye katılan Tarık Akan, Edip Akbayram, Bedri Baykam, Atul Behramoğlu ve diğer sanatçılardan bu toplum nefret mi ediyor? Yılmaz Özdil'e göre evet. Bana göre ise hayır. Toplum CHP'ye gönül veren sanatçılardan nefret falan etmiyor. Bu durum size has bir durum. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu partilerde milletvekilliği yapan insanlardan siz nefret ediyorsunuz ve nefret edilmesi için de bildiğiniz mücadele ediyorsunuz. Toplumun dini değerlerine hakaret etmeyen, bayrağımıza saygılı olan, ülkenin milli mücadelesinde birlik beraberlik çağrısında bulunan, İsrail'den çok Türkiye'yi seven kim olursa olsun ister sanatçı ister vatandaş. Bu toplumun tamamı onları hem sayar hem sever. Öyle hiç boşuna fitnelik yapmanıza gerek yok. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.